Vole Plus ekranlarından herkese merhaba. Ben Gökmen Özcan. Perde arkasında bugün Beşiktaş'ı konuşacağız. Uğur Sever soracak. Ben yanıtlayacağım. Evet Uğur'cum hazır mıyız? Merhabalar Gökmen Özcan. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba. Beşiktaş gündemi yoğun. İlk sorumuzla başlayalım o zaman. Dün Beşiktaş Konya Sporu 2-0 mağlup etti. Yani. Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Muçi ve Almusrati Beşiktaş formasıyla ilk kez bu kadar uzun süreler aldı. Muçi daha önce oynamıştı ama kendi mevkisinde bu sefer oynadı. Bu iki ismin performansını nasıl değerlendiriyorsun? Mucci'nin Konyaspor mücadelesinde sergilemiş olduğu futbol bir trailer'dı. Bir ön gösterimdi. 10 numarada ilk kez forma giydi. İkinci mücadelesinde burada Santos Hoca kendisini 10 numara kendi bölgesinde değerlendirdi. Ve uzaktan yapmış olduğu vuruşlara baktığımızda bir fragman sergiledi. gelecek karşılaşmalarda nasıl goller atacağını nasıl fark yaratacağını bence göstermiş oldu. Şimdi Süper Lig tabii ki biraz daha sert bir lig. Daha önce Legia Varşova'da forma giymişti. O lige göre biraz daha sert bir ligde oynuyoruz. Özellikle birebir mücadelelerde Muçin'in çok ayakta kalamadığını gördük. Çünkü sert savunmacılar karşısında biraz ayakta kalmakta güçlük yaşadı. Çünkü burada biraz bizim ligimiz temaslı bir lig. Bunun biraz alışma süreci olacak ama bu süreci de ben kreatifliğiyle aşacağını düşünüyorum. Çünkü burada biraz da savunmacılarımız hantal oluyor. Özellikle Anadolu'da forma giyen savunmacılar. Burada Muçi hem kıvrak zekasını hem pratikliğini hem de kreatifliğini burada devreye sokarak kendisini gösterecektir. Savunma önü ve ceza sahası dışından yapmış olduğu vuruşları gördük. Son anda birçok pozisyonu çıkartıldı kaleci tarafından. Ama ilerleyen karşılaşmalarda Muçi'nin kendi bölgesinde Oynadığı sürece ve takım arkadaşlarına alışma sürecini hızlı bir şekilde atlattıktan sonra e, klas gollerini göreceğiz. Talis gollerini göreceğimize inanıyorum Ernest Mucci'den. Çünkü zaten topu ayağına alması net bir şekilde kalitesini gösteriyor. Sadece hani, topla hareketlenmeden bile, topu kontrol etmesi bile orada izlediğin zaman, gördüğün zaman ya bu adam e, klas bir yetenek diyorsun ister istemez e, Muci'yi biz ilerleyen karşılaşmalarda daha efektif şekilde, daha skorer bir görüntüde e, göreceğiz. Muci için bunları söyleyebilirim. Almusrati tabii ki e, ilk 20-25 dakikadaki Beşiktaş'ın o e, el frenini çekmiş, geriye yaslanmış görüntüsünde çok fazla e, bir etkinlik sergileyemedi. Diğer takım oyuncuları gibi ama e, özellikle orta alanda e, takımın sigortası diyebiliriz birebir mücadelelerde o da oldukça güçlü ve ayakta kalan bir isim. Sert bir futbolcu. Yani Beşiktaş'ın orta alandaki dinamosu oldu. Burada Gerson Fernandes'in de elini rahatlattığını görüyoruz. Aynı şekilde Mucci'nin de ön bölgede fazla sorumluluk alması, işte savunma önünde Musrati'nin burada bayrağı devralmasıyla da kendisine daha rahat bir alan buldu. O da daha mutlu. Bu iki transferden dolayı hatta El Nusrati ve e, Muçi transferlerinden en memnun futbolcunun ben Gerson Fernandes olduğunu inanıyorum. Daha rahat e, kendisini gösterecek, kalitesini ortaya koyacak. Ama Nusrati'nin de yine ilerleyen karşılaşmalarda e, daha etkin bir görüntü sergileyeceğini düşünüyorum. Onun da yine sürpriz vuruşları var, sürpriz şutları var. O da e, burada savunma anlamındaki becerisini yine e, skorer kimliğiyle e, taşlandırabilir. Konya Spor maçında Abubakar ve Gezal oyuna girerken taraftarlar tarafından tepki aldı. Bu iki ismin de sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta devam edeceğini varsayarak Abubakar ve Gezal bu tepkilerden dolayı ilk 11'den kesik yer mi? Şimdi bu soruyu ben Santos'a bas toplantısına kendim sordum. Abubakar'la özelinde, Abubakar konusunda. Çünkü Abubakar çok özel bir futbolcu. Yani Abubakar gibi bir futbolcu eğer sizin elinizde ise, listenizde ise onu en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi Beşiktaş devre arasında onu elinden çıkarmadı ve takımda tutmayı tercih etti. Tabii ki sakatlıklar falan da vardı. O da etkiledi bu durumu ama yani Abubakar elinde varsa Abubakar ilk 11'de oynar. Çünkü Abubakar'ın form olarak geriye düşmesi çok zor. Çünkü zaten hem takım antrenmanlarına yak olarak bireysel de çalışıyor. Yani bu oyuncunun form olarak geriye gitmesi çok zor ama tabii ki Abubakar'ın da motive edilmesi gerekiyor. Şimdi Abubakar Konya maçında oyuna girerken ıslıklandı. Yani onu yakından tanıyanlar e, bilir ki bu durum çok demoralize eder. Zaten oyununa da direkt yansıdı. Ya dış etkenlere çok kapalı bir isimli, Duygusal bir futbolcu Abu Bakar. Bunu söylemiş olayım. Abu Bakar duygusal bir isim ve oyuna girdiğinde zaten e, bunu görmüş olduk. Direkt e, modu düştü açıkçası. Ama tamam şimdi Abu Bakar'ın modunun düşmesi kime bu da zarar verir? E, dönüp dolaştığınızda yine Beşiktaş'a zarar veriyor. E, burada Beşiktaş taraftar tabii ki Burada e, normal protesto hakkını kullanıyor. E, bu çok doğal. Ama Abubakar'ın özelinde biraz daha özellikle Fernando Santos'un biraz korumacı olması gerekiyor. O oyuncularını koruması gerekiyor. Abubakar şimdi önümüzde bir İstanbul Spor maçı var, Galatasaray maçı var. E, Beşiktaş'ın burada e, özellikle Süper süperlikte üçüncülük hedefi var. Türkiye Kupası hedefi var. Sen bu iki hedefi ee, en iyi şekilde tutturabilmek için Abu yararlanman gerekiyor. Ve bu yüzden Fernando Santos'un da acilen Abu Bakar'ı korumaya alması gerekiyor. Yani basın toplantısına çıkıp, maç sonunda çıkıp gerekirse veya idmanlar öncesinde yapmış olduğu açıklamalarda Abu Bakar'ı burada koruma altına alması gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın Abu Abubakar'ın Abu Bakar'ın da Beşiktaş'a ihtiyacı var. Şimdi sezon sonunda büyük ihtimalle yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Ee, yani iki tarafında, şimdi Avukat'a daha iyi bir takıma gitmek için veya daha iyi bir kontratı imza atmak için Beşiktaş'ta en iyisini sergilemek durumunda. Beşiktaş'ta hedefleri için ondan faydalanmak zorunda. Ee, Gezel yine aynı şekilde e, tepkilerin burada oda almıştı. Ee, Gezel'in de yine sezon sonunda söyleşmesi, e, ben hani uzatılsa bile, opsiyonu uzasa bile otomatik olarak ben yine de e, yolların ayrılmasını bekliyorum Raşit Gezel'le çünkü mental anlamda problemleri var onun sakatlıktan dönse bile sakatlık psikolojisini üzerinden atamadı. O mental ağırlığı üzerinden atamadığını görüyoruz. Bu yüzden Gezel'in ben çok yararlı olabileceğini düşünmüyorum artık Beşiktaş adına. Zaten onun oynadığı kanat hattında yine birçok futbolcu forma giyebiliyor. Gezel sezon sonuna kadar alternatif futbolcu olarak kulübe de yer alacaktır. Semih soy Beşiktaş formasıyla çıktığı son 9 maçta 8 gol kaydetti. Semih Kılıçsoy için kısa vadede milli takım şansı nedir? Mart ayında oynanacak olan Avusturya ve Macaristan maçlarının kadrosunda olacak mı? Semih Kılıçsoy son 13 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Yani 10 gole katkı sağladı. Bu 23 yaş altındaki özellikle 5 büyüklük ve Türkiye'deki futbolcular adına çok önemli bir istatistik ve bu alanda Semih birinci sırada. 5 büyüklükte yani Premier Lig diyoruz, Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Lig 1, bunları saydığımızda Beşiktaş forması iken Semih Kılıçsoy bu büyük liglerdeki 23 yaş altı futbolcularda lider konumda skor üretme konusunda. Bu önemli bir başarı. Özellikle Avrupa'nın da gözü kendisinde. İstatistikleri burada bizler kadar Avrupa'da birçok kulübün de takibi altında. Onlardan tabii ki önde gelenleri söyleyeyim. Tottenham, Aston Villa, Dortmund ve Ajax çok yakından takip ediyor. Bu listeye eklenecek yine sezon sonuna kadar birçok takım olacaktır. Semih Kulusoy özel bir yetenek. Görüyoruz işte sol ayakla gol atıyor, sağ ayakla gol atıyor, kafayla atıyor, ceza sahası içinden atıyor, ceza sahası dışından atıyor. Birebir pozisyonlarda yıkılmıyor, adama yumruk geliyor, yere düşmüyor. Yani diğer takımların oyuncularına özellikle baktığımızda en ufak temasta kendilerini yere atan, yerlerde yuvarlanan Neymar neymarvari hareketlerde bulunan futbolcular görürken yani Semih'e çok sert hamleler gelmesine rağmen Semih yıkılmıyor ve ayakta kalıyor. Bu da tamamen oyuna konsantrasyonun yüksek olması ve Burada işine saygısından dolayı kaynaklanıyor. Yani birçok pozisyonda kendisini yaratabilir ama bunu tercih etmiyor. Ayakta kalıp mücadele etmeyi tercih ediyor. Bu da zaten onu değerli kılan şeylerden bir tanesi. Semih'e Avrupa'dan ilginin dışında milli takım teknik direktörü Vincenzo Mantella'nın da ilgisi var. Semih Kılıçsoy Ameli takımın Avusturya ve Macaristan'la oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilecek. Semih Kılıçsoy'a A milli takımın kapıları Mart ayı itibariyle sonuna kadar açılıyor. Ve Semih bu büyük adımı atarak Avrupa Futbol Şampiyonası için de dev bir adım atmış oluyor. Almanya'nın kapılarına gelmiş gelmiş olacaktır. Bu son tercihle beraber. Mıhçaz Oman onu kadroya dahil etmesiyle beraber. a milli takımdaki şansını da ben en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum ve Semih Kılıçsoy bence Euro 24 kadrosunda yer alacak isimlerden biri olacaktır. O zaman seyircilerimizden gelen sorulara geçelim. Tolga Çağlar'ın sorusu. Fernando Santos Konya spor maçı sonrasında Voral'ın oynamama nedeni olarak Necip'in iyi performansını işaret etmişti. Beşiktaş'ın ideal stoper ikilisi Necip Koli olacak? Necip her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor ve teknik direktörlerini, hocalarını da şaşırtmaya devam ediyor. Kim gelirse gelsin, Necip Uysal kötü oyuncu, Necip Uysal'ı dışarıda bırakalım, kontrat uzatmayalım. Hiç kimse bunu söylemedi bu zamana kadar. Bu da Necip'in aidiyetinin, karakterinin, başarısının Özgüveninin e, ve tabii ki son olarak tecrübesinin ne kadar üst seviyede olduğunu göstergesi. Semih yürekten oynuyor. Takım çalışmalarında da oldukça iyi. Yani dünkü maçın rakamlarına baktığımızda pas isabetine bakıyorum. 59-57, %97'lik pas isabeti var ve bu alanda e, sahanın en iyisi. Yani siz böyle bir futbolcu tabii kesemezsiniz. Hava toplarında etkili. E, yani e, burada boy avantajı e, rakiplerinde olsa bile yine e, rakiplerini bozuyor bir şekilde, e, birebir pozisyonlarda yine geçit vermiyor. Savunmanın liderlik özelliğini en iyi şekilde taşıdığını görüyoruz. E, Omar Kolele de iyi bir uyum sağlamış durumda ve e, Santos da kendisini çok beğeniyor. Yani ben basın toplantısındaydım. Bu soru kendisine sorulduğunda e, Fernando Santos'un gözlerinin içi parladı. Necip Uysal'dan bahsederken Fernando Santos'un, Cristiano Ronaldo'nun hocasının Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan teknik direktörün Necip Uysal dendiğinde gözlerinin içi parlayarak Necip'ten bahsetti. Bu bile Necip'in ne kadar kaliteli, başarılı, yürekten oynayan, Beşiktaş'ın formasını sonuna kadar hak eden bir futbolcu olduğunu göstergesi. Necip bu arada son yapmış olduğu kontratta bir yıllık maaşını 3 yıla yayarak burada yeni sözleşmeyi kabul etmişti Beşiktaş'ta. Çok büyük bir karakter ve Beşiktaş için çok önemli bir değer. Tabii ki yapabilecekleri sınırlı ama özellikle bu sezon itibariyle Santos'un gelişiyle beraber de sınırlarının da limitlerinin de üzerine çıktığını görüyoruz. Necip Uysal'ın bu anlamda çok değerli bir isim. İlerleyen karşılaşmalarda da Necip ve Kole ikilisinin ben devam etmesini yüksek ihtimal olarak görüyorum son soru seyircilerimizden Mete Bek baştan gelmiş. Fernando Santos semih Kılıç soyu sol öndemi yoksa Santrafor'da mu kullanacak? Tabii ki santrafor hattında çünkü Semih'in de zaten isteği ve talebi bu yönde. Maç sonlarına tabii ki açıklama yapıyor. Hocam nerede isterse oynarım diyor. Ama e, yani siz bir e, predator'ı e, ön bölgede oynatmak durumundasınız. Yani şimdi kanat hattına koyduğunuzda geriye gelmek durumunda kalıyor. İşte bek kovalamak durumunda kalıyor ama Semih Kılıçsoy gibi üstün özellikli bitirici vuruşları çok etkili olan bir futbolcuyu geriye burada e, koşturmaya gerek yok. Çünkü burada oyuncunun kondisyonunu da düşürüyorsunuz. İleri bölgedeki e, verimliliğini de azaltıyorsunuz. Bu yüzden e, Semih Kılıçsoy Konyaspor maçında olduğu gibi ileri bölgede santrafor hattında forma giymeli. Cenk kanat hattında forma giyebiliyor. Abu Bakar geldiğinde belki çift forvet, çift santrafor sistemi denenebilir. Bunun dışında zaten kanat hattında forma giyme özelliği olan birçok futbolcu var. Yani Muleka'yı bile oynatıyorsunuz. Say'ı oynatıyorsunuz. Yani o bölgeye bir daha Semih yaması yapmaya gerek yok. Konya maçında herkes kendi yerinde oynadı. muçi de aynı şekilde. Semih de. Ben Fernando Santos'un artık farklı fantaziler deneyeceğini ben düşünmüyorum. Burada herkes kendi yerinde oynayacaktır. Beşiktaş'la alakalı gelişmeleri Gökmen Özcan'dan aldık. Ağzına sağlık Gökmen Özcan. Sana da teşekkürler kardeşim Sever. Tabii ki en büyük teşekkür izleyicilerimize. Plus'a abone olmayı, e, bu videoya beğenilerinizi ve yorumlarınızı göndermeyi unutmayın. Bu haftalık bu kadar. Hepinize teşekkürler.